Sevgili Kaya İlece kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine çok ucuza her eve lazım olan bir DC elektrik test cihazı yapacağız. Hem de bu yapacağımız test cihazını burada görmüş olduğunuz 2 adet şırıngayla yapacağız arkadaşlar. Bu yapacağımız test cihazıyla evinizdeki bu şekilde elektrik kablolarının testini, üçlü prizlerinizin testini, bir kablonun sağlamlık kontrolünü, böyle tekli bir kablonun sağlamlık kontrolünü, bir elektronik devre üzerindeki hatların sağlamlığının kontrolünü, bir motorun bobinajının sağlamlık kontrolünü ve sigortaların, bu araç sigortası olabilir, elektronik devre kartı sigortası olan cam sigortalarınız olabilir veya bu evinizde kullandığınız otomatların hat üzerinde değil de harici şekilde testi olabilir arkadaşlar. Bu test cihazıyla bunları kontrol edebileceksiniz. Sağlamlığını test edebileceksiniz. Bir de elektronik devre elemanlarından bir diyotun sağlamlığını bu yapacağımız test cihazıyla kontrol edebileceksiniz. Birçok arkadaşımız diyotun ne olduğunu bilmeyebilir. Şöyle kameraya biraz yaklaştım. Gördüğünüz gibi elektronik devre kartlarında kullanılan diyotun sağlamlığını bu test cihazıyla yapabileceksiniz. Küçük omajlı dirençleri de bu devre kartıyla kontrol edebilirsiniz. Ama omajı yüksek olan dirençlerde bu yapacağımız test cihazı işinize yaramayacak. Biraz önce herhalde kontrol kartıyla dedim. O da test cihazı arkadaşlar. Yanlış oldu, kusura bakmayın. Bu test cihazıyla bu gösterdiğim, bu saydığım malzemelerin sağlamlık kontrolünü yapabileceksiniz. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen test cihazımızın yapımına başlayalım. Bu test cihazı için bize neler lazım? Öncelikle onları söyleyeyim arkadaşlar. 2 adet burada görmüş olduğunuz gibi 5 milimlik, yani 5 mililitrelik şırınga lazım olacak. Test cihazımızın uçlarına bağlayacağımız krokodilli bu kablolardan, ben video uzamasın diye uçlarının krokodillerini hazırladım arkadaşlar. Böyle krokodilli 2 parça kablo lazım olacak. 2 adet 3A kalem pil lazım olacak bize. 1 adet de LED lazım olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü test ettiğimiz şeyin sağlamlığını bu LED sayesinde gözlemleyebileceğiz. Hadi isterseniz hemen bu test cihazımızın yapımına başlayalım. Öncelikle şırıngalarımızı şöyle açalım, paketinden çıkaralım. Sizden ricam arkadaşlar, bu şırıngaları temiz olduğunu bildiğiniz durumlarda sadece çıkıntı şırıngaları kullanın. Allah muhafaza, bu şırıngalardan biliyorsunuz çok fazla hastalık bulaşabiliyor insanlara. Onun için ya temiz, sağlam bir şırınga kullanın, ya da yani kullanılmamış bir şırınga kullanın, ya da temiz olduğunu bildiğiniz kendinize ait şırıngalardan kullanın, sizden ricam. Hemen dediğim gibi bunların paketini bir açalım. Evet, şu iğnelerini kullanmayacağız arkadaşlar. İğnelerini şu kenara koyalım. Şırıngalarımızın bu kalan kısmını kullanacağız. Hemen bu tıpa kısımlarını çıkarıyorum şırıngadan. Ve her iki şırınganın da şu sap kısmını keskinle kesip alıyorum. Evet, bu şekilde kesip alıyorum arkadaşlar. Buralar bizim şimdi yaramayacak. Sadece şu kafalarını kullanacağız. Evet, bu kısımlarını ayırdıktan sonra sevgili arkadaşlar, bakın bu AA pillerimiz, hemen bu pillerimizin uçlarını biraz lehim kaplıyorum. Pastaya batırarak lehim yaparsanız bu şekilde çok daha sağlıklı bir lehim yapmış olacaksınız. Evet. Pillerimizin ucunda lehim kapladıktan sonra artı ve eksi kutuplarını, hemen şu tıpaların arka kapaklarına birer tane kablonun rahat geçebileceği bir delik açıyorum. Evet. Evet, şimdi bu kapakların deliklerinden kablomu geçiriyorum. Bu testerimin yapımında kullanacak olduğum yarım metre kadar bir kablo. Siz isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Bu
uçlarını açıp lenim kaplıyorum. Şu kapağımızı da hemen buradan geçirelim. Şu şekilde. Evet, şimdi bir tanesinin eksi kutbuna bu kablomu lehimliyorum. Bir tanesinin de artı kutbuna kablonun diğer ucunu lehimliyorum arkadaşlar. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra hemen şu krokodilli kablolarımdan bir tanesini şırıngamın bu ucundan geçireceğim bu şekilde. Ve pilimizin bir tanesinin şu artıyı bağlamış olduğumun eksi kutbuna lehimliyorum. Evet. Şimdi bu pili olduğu gibi buraya iteceğim. Şırınganın içine. Artı kutbu boşta kalan pilimin artı kutbuna da ledimin artı bacağını lehimleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Bacağı kısaltılmamış orijinal halinde olan ledlerin uzun bacakları artıdır. Kısa bacakları eksidir. İçinden de ledin yani şöyle içine baktığınızda bakın şöyle küçük olan kısım artı, büyük olan kısım eksidir. Çok nadir bunun tersi olan ledler olabilir. Bu artı ve eksi kısmına bakarak kesiyorum ledin bağlantısını. Yani bacaklarını kısaltıyorum. Artı olan bacağını pilin artısına lehimliyorum. Evet, artısına lehimledikten sonra arkadaşlar ledin bacağını lehim çok sağlam olmamış. Tekrar lehimleyelim. Evet, artısına lehimledikten sonra ledi bu şekilde büküyorum. Ve eksi bacağını da tekrar bu şekilde bu hale getiriyorum. Şimdi diğer boşta kalan krokodilli kablomu yine şırınganın içinden ucunun içerisinden geçirip bu ledin eksi bacağına lehimliyorum. Evet, bu şekilde lehim yaptıktan sonra yine kesip bunu da biraz büküp bu şekilde şırınganın içine bunu da böyle geçiyorum arkadaşlar. Sonrasında hemen bu arka kapak kısımlarını buralara silikonlayacağım. Silikon işlemini de yapalım. DC elektrik test cihazımız hazır. Bir kablonun mesela testini gerçekleştirelim. Bakın burada bir tam kablo var arkadaşlar. Bu kablo sağlam mı değil mi merak ediyoruz ve bunu test etmek istiyoruz. Hemen test cihazımın uçlarını bağlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi test cihazımın ledi hemen yandı. Bu demek oluyor ki bu kablo sağlam. Bakın dokundurduğumda yanıyor, çektiğimde sönüyor. Dokundurduğumda yanıyor, çektiğimde sönüyor arkadaşlar. Test cihazımız kablomuzun sağlamlığını gayet güzel bir şekilde yaptı. Şimdi mesela bir araç sigortasının sağlamlığını test edelim. Sağlam mı değil mi bu sigorta? Bakın dokundurdum. Test cihazımın lambası yandı. Çektim söndü. Bu demek oluyor ki sigortamız da sağlanmış. Eğer bu sigorta atık olsaydı lambamız yanmayacaktı. Bunu şu şekilde gösterebilirim size. Misal şu kablo üzerinde göstereyim. Kabloyu bağladım bu şekilde. Ve bakın test cihazımın ledi yandı. Kabloyu kestiğimde şöyle göreceğiniz şekilde test cihazımın lambası gördüğünüz gibi söndü. Yani bu da kablonun kopuk olduğu veya sigortanın atık olduğu anlamına geldiğini gösteriyor bize. Sigortanın haricinde evimizdeki mesela bir kablomuz var diyelim böyle. Bir bilgisayar kablosu olarak düşünün. Bunun testini yapacağız. Misal hemen fişimizin bir bacağına krokodilimi bağlıyorum. Diğer bacağını da bu şekilde kablonun içerisine yerleştirmeye çalışıyorum. Bakın bu girmiyor. Ha girdi. Gördüğünüz gibi kablonun bu hattı sağlam. Hemen diğer kısmını deneyelim. Diğer kısmı da sağlam mıymış? Bir de ona bakalım.
Evet, gördüğünüz gibi bu da sağlam. Toprağı sağlam mıymış? Ona bakalım. Toprak kısmı sağlam mı? Yani kablomuzun faz ve nötrü taşıyacak kısmı gayet sağlam arkadaşlar. Toprak kısmını da deneyelim yine. Şu krokodil içerisine girdiğinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, toprak kısmı da kablonun sağlam çıktı. Bu da bu kablonun çalıştığı anlamına geliyor. Korkusuzca kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Bir üçlü prizi test edelim mesela. Evet, bu görmüş olduğunuz üçlü prizi test edelim. Örnek olarak bu testi gerçekleştirirken de bakır bir kabloyu krokodile tutturuyorum. Hemen krokodillerden bir tanesini prizimin uçlarından birine ve bakır kablomu da prizin bu deliklerinden birine değdiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, bu kısım bu kablonun geldiği kısımmış ve bu hat sağlanmış arkadaşlar. Diğerlerinde gördüğünüz gibi yanmıyor. Hemen kablonun yerini değiştiriyorum. Diğer bacağı aldım arkadaşlar ve bu sefer de bunda yanması lazım. Evet, gayet güzel ledimiz yanıyor gördüğünüz gibi. Tabii şöyle dokundurabilmem lazım içine. Heh. Gördüğünüz gibi ledimiz yanıyor. Ve bir de toprak hattını deneyelim şimdi. Toprak kısmına bağladım krokodili ve buradaki krokodilimi de fişin, yani prizin toprak kısmına dokunduruyorum. Ve gördüğünüz gibi üçlü prizimin sağlam olduğunu görüyorum. Evet, üçlü prizimizi de test ettikten sonra sıra geldi arkadaşlar bir diyotun sağlamlığının kontrolünü yapmaya. Bakın, burada bir diyotumuz var. Göstermiştim ama yine göstereyim şöyle. Evet, ne demiştik daha önceki videolarımızda? Diyotlar tek yönlü elektrik akımına izin veren malzemelerdir. Yani bir yönde elektriğin akışına izin verir, diğer yönde elektriğin akışına izin vermez. Test ederken de bu özelliğini dikkate alarak test ediyoruz arkadaşlar. Bakın, diyotu bağlıyorum. Doğru bağladığımda gördüğünüz gibi ledim yandı. Çekiyorum, söndü. Dokunduruyorum, yandı. İşte diyotun özelliğine göre bu diyotu ters bağladığımda ledin yanmaması lazım arkadaşlar. Ters bir şekilde bağlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi ledim yanmıyor. Bu da bu diyotun sağlam olduğu anlamına geliyor. Eğer diyot her iki yönde de lambanın yanmasına müsaade ediyorsa o diyot bozuktur. Bunu unutmayın. Şöyle biraz karanlık yapayım ki rahat bir şekilde görün. Çünkü diyotlar eşik gerilim olan 0.7 voltu üzerinde tuttuğu için ledin yanması birazcık zayıflayacak. Bu da kamerada rahat görünmesini engelleyecek. Çektiğim zaman gördüğünüz gibi ledim söndü. Evet, bu diyotun da sağlamlık kontrolünü yaptıktan sonra size bir elektronik kart üzerinde sağlamlık kontrolü nasıl yapılır ve bir motorun bobinajı nasıl, sağlam mı değil mi anlaşılır, onu göstermek istiyorum. Hemen yine şu bakır çubuklarımı krokodillerin ucuna bağlıyorum. Öncelikle motorumuzun bobinlerinin sağlamlığını kontrol edelim. Bakın, burada 3 fazlı DC bir motor var. Daha önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. Bu motor için sürücü bir kart yapmıştık. Şimdi bu 3 fazlı DC motorun içerisinde birbirine bağlı 3 tane bobin var. Bu bobinlerin sağlamlığını kontrol edelim. Bakın, bobinlerin uçları şunlar. Dokundurduğumda gördüğünüz gibi ledim hemen yandı. Kamerada rahat gözüküyor mu? Evet, gözüküyor. Dokunduruyorum, yanıyor. Çekiyorum, sönüyor. Diğer bobinin sağlamlığını kontrol edelim. Bakın, bu ikisine dokundurduğumda da ledim gayet güzel bir şekilde yandı. Bu bobin de sağlam. Ve üçüncü seçenek olan şu ikisini de kontrol ediyorum. Bunda da ledin yandığını görüyorum arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki motorumun bobinleri sağlam. Eğer bunlardan birinde yanmasaydı, o zaman bu bobinlerden şüphelenebilirdi. Arızalı diyebilirdi. Bir de elektronik kart üzerinde devre kartının yollarının testi nasıl yapılır, onu göstereyim size. Mesela bakın, şuradaki lehimli bacağın yolu buradan geliyor şu şekilde ve şuradan geçip entegrenin şuradaki bacaklarından birine bağlanıyor. Bakalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi o hatta sağlanmış, çalışıyormuş. Yani şu bağlantı bacağından entegrenin buradaki bağlantı bacağına iletim var. Şimdi bir başkasını deneyelim. Mesela şunu deneyelim. Bunda da geliyor. Evet, hat geliyor. Şuradaki direncin bacağına geliyor. Bir de onu kontrol edelim.
Bakın dokundurduğumda hemen ledim yandı ve buradaki hattında sağlam olduğunu hep birlikte görmüş olduk. İşte bu şekilde devre kartındaki yolların da sağlamlığını kontrol edebilirsiniz. Bu test cihazını kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta, mesela biraz önce üçlü priz kontrol ettik. Bir bilgisayar kablosunun kontrolünü yaptık. İşte bu gibi kablolarda kesinlikle prizde elektrik olmamasına dikkat ediyorsunuz. Elektrik varken bu test cihazıyla sakın ha sakın ölçüm yapmıyorsunuz. Bir otomatın sağlamlığının da kontrolünü yapabilirsiniz. Fakat o anda da otomatı sökmüş olmanız lazım. Yani evlerdeki şalterlerimizin testini yaparken de şalterin hattan sökülmüş olması lazım. Elektrik varken kesinlikle bu test cihazını kullanmıyorsunuz sevgili dostlar. Onun haricinde bu gösterdiğim şekilde birçok malzemenin testini bu test cihazıyla yapabilirsiniz. Evet sevgili KYLC kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Kanalımıza henüz abone olmamış arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızın altına yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.